Daha önce size hazır bir saç formu nasıl yerleştirilir gösterilmiştim. Şöyle geliyorsunuz, bir form seçiyorsunuz, bir yere dokunuyorsunuz, başka bir yere daha dokunuyorsunuz, otomatikman ölçümlendiriyor, değerleri giriyorsunuz. Okey dediğiniz zaman oraları patlatıyor. Bu güzel bir şey. Şu şeyi kapatayım. Clipseen Above Grid'i bir şeyi yerleştirirken rahat görün. Bir tane daha yerleştireyim sadece da size bir form. Gözünüz rahat görsün. Şuraya dokundum, pozisyonladım ve okey dedim. Bu da yerleşti. İşte böyle böyle bu hikaye uzar. Ama siz diyorsunuz ki ben böyle bir form değil, şöyle bir çökertme değil. Biraz daha farklı bir şey istiyorum. Benim işte paşa gönlüm L şeklinde bir form istiyor. Hani biraz mantıklı mı bilmiyorum ama böyle bir şey istiyorsunuz. Ve bunu mutlaka arasında trimle kestiniz. Tek bir yüzey oluştu. Bunu unutmayın. Sonrasında geldiniz, formlara girdiniz ve buradan emboss'u seçtiniz. Şu yüzeye dokundunuz. Buralar 0,5'ti. Ben 5 milim, 1 milim ve 15 dereceye 30 derece yaptım ki abartayım biraz. Remove top face açık değil. Üst taraf kalsın. Okey dedim ve shift face de bu şekilde çökerttim bakın. İstediğim yerden bu kendi özel formumu ekleyebiliyorum. Bu SolidWorks'te, Inventor'da, CATIA'da bu kadar kolay değil. Onu bilin. Ya da benzer bir şey yapayım yine. Bu sefer diyelim ki şuraya işi biraz daha zorlaştıralım. Bu sefer bir altıgen yapalım. Rastgele bir altıgen koydum. Emboss. Bu sefer remove top face. Bakın, üst yüzeyi patlatarak aynı şekilde yüzeyi aşağı doğru sıvıyor. Burada bunun altıgen olduğunu dikkatli izleyin. Yani şey değil bu. Bir kare ya da dört kenarlı bir şekil değil. Sacdan biraz anlayanlar ne demek istediğimi anlayacak. Ha, şimdi eğer siz bunun açılımını isterseniz ne olur o mesele. Unfold dediğiniz zaman bu geometriyi SpaceClaim hesaplar ve açılabilir her şeyi açar. Bunlar içeriye gömüldü. Bu deforme bir yüzey olduğu için açılmaz. Onu bilin. Normalde bu geometriler dışarı doğru da olabilirdi. O zaman açılmışlarını görürdünüz ama gördüğünüz gibi burada götürüyor. Bu arada küçük bir not. Space Claim'i nesting programıyla, yani sacın üzerine plakalar yerleştirecek şekilde kullanabiliyorsunuz. Kendi özel nestingi vardır. Onu da söyleyeyim. Şu an göstermeyeceğim ama fikir olarak bulunsun. Dolayısıyla biz istediğimiz her geometriden form oluşturabiliyoruz. Bunu unutmayın. Bu da diğer CAD yazılımlarında yoktur. Rastgele bir form. Emboss ya da punch. Punch çok basit. Onu göstermiyorum. Dokunduğunuz yeri deliyor. Ama şurayı seçtiniz. Emboss dediniz. Mesela 3 milim olsun. 15 derecelik olsun. Radyüsler çok önemli değil. Üst yüzey kalkmasın. Bir delik varsa orayı chamferla demiştim ama şu an bunda bir delik yok. Okey dedim. Bakın. Alın size çok güzel bir form. Kendi özel saç formlarınızı tasarlamayı öğrendik.